Ağustos 2020 Manisa Koldere'deyiz. Yanımızda Mehmet Demirkır. Evet. Burada pamuk tarlalarında bu sene rekor gübre, yaprak gübresi ürünümüzü iki defa uyguladılar üstten. Evet. Mehmet abi, öncelikle Koldere'de buranın ismi nedir bu muhitin? Filoğlu mevkii. Filoğlu mevkiinde. Bu pamuğumuzun çeşidi nedir? Kayra cinsi. Pioneer Kayra cinsi pamuk. Buranın dikim tarihi nedir? Ne zaman dikim yaptık? Biz biraz geç kaldık. Mayıs'ın 5'i veya 6'sı olabilir. Geç dikimli pamuk. Olmasın. Evet, geç. Hangi safhada uyguladık? İlk uygulama safhamız ne zamandı? İlk uygulamamız tarağa başlamadı. 7-8 yaprakken. 7-8 yaprakken uyguladık. Evet. Sonrasında? Sonra da çiçek döneminde uyguladık. Çiçek döneminde iki kere uyguladık. Toplamda uyguladık. Evet. Neler aslında gördük? Valla ilk daha başlangıçta bizim burası biraz sıkıntılıydı. Ekimle sıkıntılıydı. Mesela ne gibi sorunlar vardı burada? Sıkıntıdan ekimden kastınız. Kaynanan seyreklik vardı. Evet. Şeyler vardı. Düzgün ekim yoktu. Fakat pamuğun gelişmesi de pek o iyi değildi. Hani burada ben zaten rekor gelişimini aşağı yukarı YouTube'dan 2 yıldan beri takip ediyorsunuz. Takip ediyorum. Deneyim dedim. Hı-hı. Attım da atışından bir hafta sonra pamukta farklılık gördüm. Mesela ne yaptı? Çok ilk canlandı. Yeşil canlandı. Kükrendi ve yana doğru şey salma, tarak salma. Taraklanması hızlandı. Hızlandı. Dengeli tarak, bir tarak evet. yaptı. Çiçekteyken şey yaptık, attık işte bir hafta önce veya 10 gün olmuyor herhalde. Aha, evet. Attık. Şimdi gördüğümüz kadarıyla boy zaten şeyimize, göğsümüze geldi. Evet. Şeyde. Şu an ayrıca kaç santimdir bu belimize geliyor şu an burası? Bir metreye geçik herhalde. Bir metreye yakın. Evet. Peki bura kaç dönümdü şu an burası ekili alan? Burası 35 dönüm. 35 dönüm bir alan. Evet. Şöyle gösterelim şuradan bir pamuk evet. şeyini. Şey anlamında şuraya gösterirsen şöyle koza tutumu vesairesi. Yani kozaların şeyine bakarsan 12 ile 18 arasında. İyi midir bu 12-18? İyi bence. Ben bu kadar da tahmin etmiyordum. Çünkü sorunlu olduğunu düşündüğünüz bir yer. Hani 18 kozaya çıkacağımızı hiç tahmin etmiyordum ya. 12'yi bilen tahmin Şimdi, etmiyordum. Şimdi Mayıs ayının ilk haftasında bu pamuk tarlaya tohum ekimi yapıldı. Evet. Kaç kere suladık o günden bugüne kadar? Bu ikinciyi yeni suladık. Şu an yer yaş. Yer yaş, evet. Ağustos. Ağustos'un 8'i 8 Ağustos. İkinciyi suladık. Daha yeni sulanmış. Evet. Mayıs'tan beri ikinci sulama. Su stresine karşı destekliyor mu? Rekor gübre yaprak gübresi. Destekliyor. Evet, bizden destekledi. Çünkü geç istedi zaten ilk şeyden. Daha bilen geç verecektik. Çok hafif bir yarım düdüm kadar bir şeytan yolu dediğimiz yer var. Evet. Onun için verdik. Yoksa yani, vermeyecektik. Şimdi şeytan yolu dediğiniz yerde de pamuğun boylanması, taraklanması normal yıllara göre herhalde daha iyi. Farklı. Evet, farklı. Şöyle gösterelim. Arazimizi şu tarafa doğru gösterelim pamuğumuzu. Şuradan kozalarımızı da tekrar şöyle tutumları görülüyor. Tepe çiçeklenmesi vesairesi devam ediyor. Peki şunu soracağım. Hastalıklara karşı direnç nasıl? Hastalıklara karşı ilkini atmadan önce kırmızı örümceği yakaladırdık. Yakalandırdı. Evet. Yani daha doğrusu uygulamadan önce diyorsunuz. Uygulamadan önce ilk uygulamadan önce yakalandı da ilaçla beraber kırmızı örümcekle özellikle rekor gelişimden sonra hem ilacıyla hem rekor gelişiminin etkisiyle pamukta çok büyük bir değişim oldu. Şimdi ben buradan şunu söylemek istiyorum. Doğada yaşayan birçok böcek canlı vesaire var. Sinek, uçucu, aşırı zararlar var. Aslında bunlar doğada bir doğal denge kuruyor. Mesela örnek vereyim şu pamukta hasarlı bir yaprak düşünün. Bu yaprağı aslında bunun oluşturduğu bir bozulma, çürümeye gelen bir durum. Evet. Ama biz şunu söylüyoruz. Rekor gelişimi zamanında bitki sağlıklıyken uygun oranda, uygun şekilde verdiğinizde bitki sağlıklı büyümesine devam ediyor. Evet. Herhangi bir çürüme, bozulma vesaire durumu oluşmuyor. Evet. Bu olmadığı zaman da bu bahsedilen böcek türleri vesaireler gelmiyor. Ama tabii koruma mutlaka yapacağız. Rekor gübre yaprak gübresinin uygulama tekrarı önemli. Tekrar sayısı önemli. Siz uygun dönemleri yakalamışsınız. Evet. Keşke bir kere daha yapabilsek diye onu da konuştuk. Işte, var mı eklemek istediğiniz burada pamukla ilgili? Şöyle biraz daha gelin. Yani boylanması şartın şu an gayet iyi. Boylanması, canlılık tutması, güzel. Çiçek açımı çok güzel. Yani. Su tasarrufu. Çünkü sulama konusu önemli. Şu an 8 Ağustos ve Manisa'da birçok kuyuda sular çekildi. Evet, bizde de çekildi. Baraj suları zaten çoktan kesildi. Öbür Temmuz ayında kesildi. Böyle bir zorluk yaşıyoruz Manisa'da. Çiftçilerimizin bu sulamayla ilgili şu an büyük sorunları çok büyük.
Özellikle pamuktur, mısırdır vesaire su ihtiyacı olan bitkilerde böyle bir durum var. Buradan da yetkililere de bunu iletmek istiyoruz. Bir çözüm bulabilme adına. Evet. Var mı söylemek istediğiniz, gözlemlediğiniz bu pamukla vallahi ilgili rekor gübre, yaprak gübresiyle alakalı? Yaprak gübresiyle alakası valla şu an benim gördüğüm kadarıyla yani başlangıcından bu yana çok memnunum. Hı hı. Tavsiye eder misiniz pamuk üreticilerine öncelikle? Pamuk üreticilerine tavsiye ederim. Özellikle bağda konuşuyor. Devam edin. Bağdan da bahsedin. Yani bağda ekmeği düşünüyoruz. Böyle 28-30 dönüm kadar bir yer. Her şeyi yeraltı gübresinden şeyine kadar, sıvısına kadar sizin de rekor gelişimde gerek Manisa Bayi Sağkan Bey'le. Manisa Merkez Bayi'm Sağkan Bey. Merkez Bayi'de diyalog içerisindeyiz. Hı-hı. Kendisi zaten çok yardımcı oluyor. Evet. Şimdi biz rekor gübre AŞ firması olarak taban ürünlerimiz, yaprak gübrelerimiz, damlama gübrelerimiz bunları bir gübreleme programı halinde sunuyoruz. Zamanında uygun şekilde uyguladığınızda diğer beslemelerinizi zaten yapıyorsunuz, korumanızı yapıyorsunuz. Şu sonuçları çok rahatlıkla alıyorsunuz. Bağ için de geçerli, pamuk için de, bölge için konuşuyorum, zeytin için. Diğer yetiştirilen ağaç grupları veya tek yıllık domates, kapya biber vesaire bunlar da aynı şeyler geçerli. Biz teşekkür ederiz. Pamuğunuzu gezdirdiniz. Burada uygulama tekrar devamlılığı önemli. Bunları yaptığınız sürece bu sonucu görüyorsunuz. Şöyle gösterelim tekrar bir daha. Tekrar soruyorum. Gönül rahatlığıyla tavsiye eder misiniz? Vallahi rekor gübre, yaprak gübresini. Eğer içerisine girsem koza büyütmesini daha bilen şey yapsa. Şimdi maalesef kıracak çünkü şey olarak bir daha düşünüyorum. Yani girsek dediğiniz gibi ama gene şöyle gösterelim. Şöyle gördüğünüz zarar gibi. Zarar verecek diye korkuyorum. Tabii ki yani. Traktör zarar traktör verecek. Traktör zarar verir bu saatten sonra. Görüldüğü gibi şöyle görülüyor zaten. Bu şekilde. Biz teşekkür ederiz. Buradan biz teşekkür ederiz. Bütün Manisalılara, Türkiye'deki pamuk üreticilerine selamlarımızı gönderiyoruz. Herkese selamlarımız olsun. Memnunuz. Denesinler. Denesinler. Sağ olun.